Aa, ne güzel olur. Ay, beraber geldiler. Barışmışlar galiba. Ay hadi inşallah. Selin, ev sahiplerimizin burada ne işi var? Muharrem Usta çağırmış. Leyla teyzeden hoşlanıyor galiba. Yani ben özel hayatımla işi karıştırmayayım dedikçe... uyar lütfen. Birlikte yaşadığımızı yumurtlamasınlar. Tamam. Merve, bunlar birbirine yakın mı oturuyor ya? Bilmem ki. Yani Demir Bey geçerken almıştır belki de. Ya da yolda karşılaşmış olabilirler. Demir Bey ne tarafta oturuyordu Azmiye? Ay ben onun adresini hiç bilmiyorum. Dönünce kesinlikle araştıracağım. Olmaz! Aa, niye ya? Gerek yok bence. Yani uzakta da otursa altında arabası var değil mi? Yani önemli olan düşünüp alması. Ay değil mi İbrahim Beyciğim? Siz de işinizi biliyorsunuz he? Günaydın! Günaydın! Günaydın Selinciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar herkes burada mı? Muharrem Bey yok. Gelir o gelir merak etmeyin. Araç yok. Aramadınız mı Azmiye Hanım? Onlar Lara Hanım ayarlayacaktı ama. Şu. Çok şeker. Demir Bey siz de bizimle gelecek misiniz? Orada görüşürüz Azmiye Hanım. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Demir için orada görüşürüz. Leyla teyze, Firuze Hanım. Ne olur ağzınızı sıkı tutun tamam mı? Demir, sadece benim patronum. Biz aynı evde yaşamıyoruz tamam mı? Tamam, merak etme. Ay Selin, hadi bir an önce tatile gidelim. Ama Muharrem Bey gelmedi. Geldim Leyla. Ay. Hadi gidelim. Gidelim ustam. Hadi ustam, hadi. Buyurun efendim, buyurun. Sormaya geldik. Ne oluyor öyle Demir'in arabasından inmeler falan? Alaryalı tatile gelmek istemedim. Demir de zorla getirdi. Olan bu. Konuştunuz mu peki? Ne yapmışlar hafta sonu Paris'te? Sunum yapmışlar. Sunum dediğim bir saat. Sonra? Aynen ben nereden bileyim ya? Ayrıca bekleyin biraz. Alara nasılsa dakikası dakikasına her şeyi anlatır. Ay Ferruh Beyciğim. Ay iyi misiniz? Ay kızlar. Ne? Ferruh Bey çok fena yol tutuyormuş. Yanınızda ilaç falan var mı? Yok. Vallahi bittim ben. Benim midemin içi hep böyle cavur cavur oldu ya. Yavaşlar sen de şoför bey. Ferruh Beyciğim. Sakın kuşma alırım dalağını. O niyeymiş canım? Elinde torbası var adamın. Yani ben onu biraz kendini iyi hissetsin diye söyledim. Ay midemi toptan al usta. Midem çok berbat. Hatta elindeymişken şu Adem elmamı da al kurtulayım ya. Azmiyeciğim. Al bunu da rüzgar yap canım. Ay sağ olun Firuze Hanımcığım. Bir de Ferruh Bey etrafa bakmayın. Önünüze bakın direkt. Direkt önünüze bakarsanız daha iyi gelir. Başka bir şey düşün. Aklını başka bir yere ver. Ha. Ben Zennure halamı düşüneyim en iyisi. Dur. Ay. Öf, olmadı bu da. Şey yapalım o zaman. Şarkı söyleyelim ha? Ay çok iyi fikir. Evet. Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Hadi bakalım herkes beni dinlesin. Hep birlikte. Bir, iki,
3. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Pembe gül idim soldu, ak güle ibret oldu. Pembe gül idim soldu, ak güle ibret oldu. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kalıp, al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Leyla Hanım, baksanıza şu güzelliğe. Evet Muharrem Bey, çok güzel. Yardım edin Leyla Hanım. Çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Ne demek çok efendim? Çok teşekkür ederim. Oh, mis gibi hava. Ya. İyi ki geldik Leyla. Evet. Yani Muharrem Bey. Güzel gelmiş. Davet ettim. Ya şu an işte olmadığınıza inanamıyorum. Hop arkadaşım, ne yapıyorsunuz ya? Yani yapabilen var, yapamayan var abi. Ya delirmesene Bora. Balayımızı burada geçireceğiz. Düşünsene, hiç aklına gelir miydi? Hayır, balayımız değil aşkım. Burası bizim beraber çıktığımız ilk iş seyahatimiz olacak. Balayımız ayrı. Onu ayrı yapacağız. İyi, tamam o zaman. Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuk? Yoruldunuz mu? Ben çok kötü oldum Burak. Dönerken senin de geleyim ben. Çok sallıyor büyük araç. Bir saniye efendim. Şimdi şu kafede bekleyelim. Kimliklerini versin, ben hepimizin kaydını yaptıracağım. Sen de burada bekle, tamam mı yakışıklı? Selin, tatlım ver kimliğini. Sen benle kalıyorsun. Al bakalım. Bora, kimlikleri istiyorlar, ne yapacağız? Seninkini veremeyiz. Üstünde benim kabak gibi soyadım yazıyor. Merve Mutlu Durul. Yakıştı be. Yakıştı.
Ama evli olduğumuz burada ortaya çıkarsa feci patlarız. Ben kendi kimliğimi vereyim, seninkini unuttuk diyelim. Ya o zaman da TC'mi sorarlar. Doğru. Ferruh Beyciğim. Sen kaç o zaman, ben onları oyalayayım, ne yapalım? Kahraman Tövbe'cim. Geralt yani. Bora Beyciğim, hu hu! Duyuyor musunuz? Geldim, geldim Azmiye Hanım. Odanın anahtarını aldım Burak, gidebiliriz. Yalnız pencerenin yanındaki yatak benim, ona göre. Ben kendim ayrı odur. İstediğin yerde yat. Oh be, o da bana kaldı. Hay yaşa Burak. Bora. Bora. Ha, tamam geldim abi. Bizim odamız da burasıymış. Uzakmış ya. Sonra görüşürüz. Tamam güzelim. Tatilde kot mu giyeceğim? Ben bunu temizlik yaparken giyiyorum. Keşke valizimi kendim hazırlasaydım. Gel. Ne haber komşu? Selin, bunlar ne? Ben valizimi sabah hazırladım da elime ne geçtiyse attım içine. İşte her şeyden biraz var. Şişt. Şişt bak bir ya, Demir Bey'le Alara birlikte gelmiş, doğru mu? Ha. Evet, beraber geldiler. Seni bıraktıktan sonra gidip aldı herhalde. Bunlar Paris'te ilişkilerini resmiyete döktüler, ben size söyleyeyim. Vallahi bence Yıldırım Bey bile farkında, biliyor musun? Yani Kızı Demir'le tatile çıkabilsin diye resmen işlerin ertelemesine izin verdi. Şok, şok, şok. Artem'im iç mimarlığın karizmatik yöneticisi Demir Erendil, ünlü otelci Yıldırım Giritli'ye damat mı gidiyor? ya bunlar aynı odada falan mı kalıyor yoksa? Hani sevgililer ya. Elinin körüyle kalsın. Bana ne ya? Kızlar, merak etmeyin ben kontrol ettim. Odaları yan yana bile değil. Ne demek odalar yan yana değil ya? Ben özellikle öyle ayırtmıştım. Ama sonra arayıp değiştirmişsiniz hanımefendi. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Dün telefon etmişsiniz, not alınmış. Bir karışıklık olmuş belli ki. Tamam, tekrar değiştirin o zaman. Ama maalesef şu an yanındaki oda dolu. Hatta odaları bayağı uzak birbirlerine. İyi de sen niye bunu kontrol ettin Azmiye? Ettim işte canım ha. Tabii yani bu bir iş seyahati sonuçta. Demek ki Demir Bey hala özel hayatıyla iş hayatını birbirine karıştırmamaya dikkat ediyor. Oo, kızlar! Sohbet mi ediyordunuz?
Ay vallahi bayılırım. Bütün kızlar toplanmış Leyla. Ya. Bütün gençler toplanmış. Ne konuşuyordunuz bakalım ha? Ay hadi artık bahçeye çıkalım. Burası beni biraz bastı. 10 kişi bir arada olunca. Aa Selin'cim biz geldik diye mi gidiyorsun? Aha! Olur mu öyle şey Firuze Hanımcığım? Zaten birazdan bahçede buluşacaktık. Hem Alara'nın birbirinden güzel oyunlar, eğlenceler, yarışmalar ayarlamış. Aa, nasıl yarışmalarmış onlar bakalım? İşte grup oyunları falan. Alara Hanım yarışmak mı istiyor? Neyine güveniyor acaba? Hayatında bir tane ağaca tırmanmış mıdır? Babasının etkisi olmadan neler yapabilecek göreceğiz. Evet, Selin sakin arkadaşım. Hep birlikte oyun oynayacağız. Aynen Aydacığım, aynen. Bir oyun oynanıyor zaten. Gece bakıyorum başka, gündüz bakıyorum başka. Ama bu sefer oynanan ben olmayacağım. Eğer oyun oynayacaklarsa onlara hayatlarının en acı yenilgisini yaşatacağım. Demir'le Alara'dan mı bahsetti şimdi o? Kim oyun oynuyormuş Selin'e? Ben hiçbir şey anlamadım. Ay ben de gece başka gündüz başka kısmına takıldım. Ya o yarışma falan deyince hırs yaptı. Herhalde kendi kendine ne dediğini bilmiyor öyle. Hadi çıkalım biz de. Aynen hadi gidelim. Hadi. Hoş geldin. Öyle gerçekten. Gel gel. Selam. Ay. Ay çok güzel. Harika. Herkes toplanmış. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önce iki gruba ayrılacağız. Sonra iki araç gelecek ve bizi etkinlik alanına götürecek. Ve orada harika oyunlar oynayacağız. Yaşasın. Bunu da sen mi ayarladın? Eğlenceli olur diye düşündüm. Kazanan ne olacak? Yenilenler yenenleri yemeğe çıkarsın. Wow. Yalnız ben ödül için değil, kazanmak için oynarım. İkisi de aynı şey. Hiç sanmıyorum. Evet, enerjilerimiz yüksek olduğuna göre herkes keyifli vakit geçirecek diye düşünüyorum. Öyle değil mi Selin Hanım? Peki takımdakileri kim belirleyecek? Tabii ki Demir. Burak. Hadi o zaman seçmeye başlayalım. Burak Bey, önce sizden başlayalım. Tabii ki. İzin verirseniz. Selin. Alara. Aa, power couple bir arada. Ama şimdi diğer takım çok güçsüz olmaz mı? Haksızlık olmasın. Bize bir şey olmaz da siz böyle kas gücü gerektiren oyunlara alışık olmayabilirsiniz. Rakiplerimin de umudu o yönde ama oyunu kazandıran güç değil, stratejidir. Aa. Biz de bu konuda çok iddialıyız. Devam edelim mi? Tabii ki edelim. Tabii ki Muharrem Usta diyorum. İbo. Ay İbrahim Bey. Bora. Ayda. Merve. Ben. Azmi Hanım. Terro. Ne? Gel, gel. Gel buraya. Gel buraya. Demir'cim, seç beni.
Beni seç. Seç Demir'cim. Peki Firuze Hanım. Harika. Gruplar da eşitlendiğine göre Leyla Hanım da hakemimiz olsun. Bravo. Bravo Leyla. Şimdi herkes hazırlanmak için odalarına arkadaşlar. Tam 15 dakika sonra etkinlik alanına gitmek üzere burada buluşuyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi bakalım hızlı hızlı. Hadi hızlı.
İyi misin Elara? Ha, çok acıyor şu an. İyi misin? Gördüğün gibiyim. Bir bakabilir miyim? Böyle acıyor mu? Evet acıyor. Burktum galiba. Kırık değil ama incitmişsin galiba. Buz koymamız lazım. Ayağa kalkabilir misin? Yok, hiç kalkabilecek gibi hissetmiyorum Demir. Çok acıyor ya. Tamam, tutun sen bana. Bir deneyelim. Yok, hadi yok, yok, yok. Gerçekten oğlum. Ah, kalkamıyorum gerçekten. Çok acıyor. Bak, herkes çok eğleniyor. Siz gidin. Ben burada biraz dinlenirsem kendime gelirim. Şu an çok kötüyüm. Yok, bu böyle olmaz. Otele dönmemiz lazım. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Biz otele dönüyoruz. Kalmak isteyenler kalsın. Daha sonra diğer araçla dönebilirler otele. Gel, Alara. Yavaş, dikkat et. Tutun bana. Kötü mü çok? Yürüyebiliyor musun? Hayır, çok, çok acıyor canım. Tamam, gel. Çok acıyor ama ya. Yılan. Kadın resmen kaybederek kazandı. Strateji dediği buymuş demek ki. Ay, bazen de kazanmak için kaybetmek lazım herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.